Evet arkadaşlar, öyle kayıda girince ciddileşen sahtekar tavırlar yok bende. Daha şebelek olacağım. Kayıda girdim şimdi. Bakın, nerede kaldık? Hukukta ilerliyoruz. Şimdi biz geçen hafta anlattıklarımı ben YouTube'a 1-2 diye yükledim. Şimdi anlatacaklarımı 3-4 diye yüklüyorum. Akıllıca bir iş yaptım. Diğer grupta da aynı şeyi anlatmak yerine onlar da ileriden, mesela hak ünitesini anlattım, onu 5-6 diye yükledim. Bugün onlara, sizden bir sonraki gruba ne yapacağım? Kişiliği de anlatacağım. 7-8 yükleyeceğim ve hukuk bitmiş olacak. Bu haftanın sonuna kadar Murat Eğitim Kocaeli, Melih Hoca ile vatandaşlık yazınca da çıkar. Orada videoların bayağı bir kısmını, vatandaşlığın neredeyse tamamına yakınını bu hafta sonunda YouTube'da yüklenmiş olacak. Diğer gruptaki anlatımlarla beraber. Şimdi medeni hukukun alt dallarındayız. Ses çıkmasın diye bazen istem dışı ne yaptım? Şey alıyorum arkadaşlar, sessize. Şimdi özel hukukun en geniş dalı neydi? Medeni hukuktu. Medeni hukuk. Bunun hayatımızın hukuku diyorduk. Hani doğumumuzdan ölümümüze kadar, hatta doğduktan öncesinden ana rahmine düştüğümüz, cenin olduğumuz andan bile bizi alan ve ölüme, hatta ölümden sonraki miras ilişkilerine kadar bizim münasebetlerimizi toplumla, eşyalarla vesaire, başka kişilerle münasebetlerimizi düzenleyen bir hukuk dalı, medeni hukuk. Özel hukukun en geniş dalı, en eski hukuk dallarından özel hukukun en geniş hukuk dalı medeni hukuktur. Bunu unutmuyoruz böyle temiz bir soru gelirse. Dallarına gelirsek, tabii gene ben ne yapacağım? Gene şeye geçeceğiz. Ekrana yansıtacağım özetimizi ama hani anlatım daha güzel, tatlı. Burada güzel de bir yerdeyim. Kız kardeşimin evi, kuş sesleri geliyor, doğa manzarası. Oraya döndürecektim kamerayı ama bu sefer çok ışık veriyor. Şimdi arkadaşlar, kişiler var içinde. Kişiler hukuku. Aile, miras, eşya, bir de beşinci dalı sayılan borçlar hukuku. Beşinci kitabı hatta olduğu da kesin. Borçlar Kanunu kendi metni içerisinde bu kanun, medeni kanunun beşinci kitabıdır der. Yani her ne kadar borçlar hukuku medeni kanunun içinde olmasa bile medeni hukukun dalı sayılır. Şimdi birinci özel hukuk dalı medeni. İçinde ayırdık. Nasıl ayırdık içinde arkadaşlar? Kişiler, aile, miras, eşya ve borçları da aldık. Sonra ne var? İkinci dalı gibi ticaret hukuku. Soru gelmiyor. Çok da iyi bilirim. Üçüncü, ukalalık yaptım burada. Üçüncü dalı ise ne? Devletler özel hukuku. Yani nedir devletler özel hukuku dersek? Şöyle bir durum. Bu sefer hani kamu hukuku dallarında saydığımız uluslararası hukuk, şu kapıyı bir kapamam lazım. Uluslararası hukuk kendi açıldı. Devletler genel hukuku neredeydi? Kamu hukukundaydı. Ama arkadaşlar, devletler özel hukuku birbirine yabancı insanlar arasındaki ilişkileri düzenliyor. Farklı uyrukluktaki kişiler arasındaki ilişkilerini. Hani iki yabancının evlenmesi gibi konuları düzenliyor. Nasıl söyleyeyim? Hani nerede evlenirsek, ben bir Japonla evlenirsem, Japonya'daki mi evlilik geçerli, buradaki mi gibi konular pek şey yoktur. Orta nokta bulunur. Genelde burada böyle bir hiçbir devletin diğerine üstünlüğünü pek göremeyiz. Devletler özel hukukunu en kısa ifadeyle yabancılık unsuru taşıyan ilişkileri düzenleyen hukuk dalı deriz. İçinde yabancılar hukuku, kanunlar ihtilafı gibi çeşitli dallar da var. Müfredattan çıkaralı yıllar doldu. Tekrar o zaman özel hukukun dalları neymiş? İçindeki alt dalları saymadan medeni, efendim, ticaret ve devletler özel hukuku diyoruz. Şimdi medeni hukukun bir alt dallarına girelim. Kişiler hukuku. Kişi kimdir? Önce onu söyleyeyim. Kişi kim? Hak sahibi varlıklara kişi diyoruz. Hak sahibi varlıklar neymiş? Kişi. Şimdi arka fon enteresan dolap var orada. Gizli dolabı. Neyse, önemli değil. Ne o resim orada? Duvardaki resim cama yansıyor arkadaşlar. Teknoloji işte. Evet.
Bu dekor için çok uğraştım. Şimdi hak sahibi varlıklara kişi diyoruz. Hak sahibi varlıklara. Hocam biraz daha yakınlaştırırsanız. Ha, buyurun şimdi biraz daha. Şimdi bir yakınlaştırdım. Nasıl arkadaşlar şu anda? Birazcık daha. İyi mi? Nasıl? Şu anda okey deseniz yeterli. Şimdi hak sahibi varlıklar nedir? Kişi. İşte bu kişilerin önce ikiye ayırıyoruz. Gerçek kişi, tüzel kişi. Ve bu ayrımla ilgili de arkadaşlar anlatımımız olacak ileride. Hani gerçek kişi biz insanlar oluyoruz. Tüzel kişiler de kişi ve mal toplulukları oluyor. Yani bir dernek gibi, şirket gibi, işte kamu tüzel kişileri de var. Belediye gibi, devleti sayabiliriz. İl özel idaresi, ne bileyim sendika, kooperatif gibi, işte insanların ömrünün yetmediği amaçları gerçekleştirmek üzere kişi veya mal topluluğu diye kısaca ifade edebileceğimiz tüzel kişilerde var böyle kuruluşlar gibi. Ama şimdi konumuz insan. Hak sahibi varlık olan bu kişilerin türleri gerçek mi tüzel mi? Bunu ne inceliyor? Kişiler hukuku. Kişiliğin başlangıcı, neyin konusu? Kişiler hukuku. Doğum, doğumla başlıyor. Detayları kişiler bölümünde anlatacağım zaten. Ha, devam. Sona ermesi, ölüm ve benzeri şekilde hukuken sona erdiren ölüm karinesi, gayetlik gibi durumlar. Kişinin ehliyetleri, işte ehliyete sahip olma durumuna göre işte fiil ehliyetine kişiler dörde ayrılıyor. Tam ehliyetli, tam ehliyetsiz, sınırlı ehliyetli, sınırlı ehliyetsiz. Bunlar da kişiler hukukunun konuları. Kişiliğin korunması. Kişilik hakkınız var. Bir saldırıda bulunulursa hukuka aykırı şekilde bu saldırının tespiti şeklinde bir davayla korunabilir. Dışa karşı korunmada davalar var. Değil mi? İçe karşı korunmada var. Son değineyim. Mesela hakaret edildi size, kişiliğinize vesaire, tespit davası. Edildi mi edilmedi? Saldırıya son verilmesi. Gelecekteki buna da men. Ha, şey deniyor pardon, saldırının durdurulması. Efendim gelecekteki bir saldırının önlenmesi için önleme, men gibi davalar ya da bir zarar varsa kusurla verilmiş zarar, tazminat, davası da karşımıza çıkıyor. Demek ki kişiliğin korunmasında da neler var? Söyleyeyim, anladım, yazıları büyütürüm. Kişiliğin korunmasında da karşımıza neler çıkıyor? Tespit davası gibi, saldırıya son verilmesi, men, önleme gelecekteki saldırı için ve tazminat davaları gibi davalarla korunuyor. Kişilik dışa karşı böyle korunuyor. İçe karşı da şöyle der Medeni Kanun, kimse hak ve fiil ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçemez, özgürlüklerinden vazgeçemez. Bunlara kişilik haklarına ve hukuka aykırı şekilde sınırlayamaz. Yani kendi kendinizi de karşı, sizin size yapacağınız şeye karşı da koruyor kanun. Yani yoksa gidersin gözünü satarsın yani. Anladın mı? İşte geçersiz kılıyor sözleşmeleri. Kısaca kişiler hukukunda iki noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yazı kısmına gelince büyüteceğim arkadaşlar. Önce bir dinleyin. Hısımlık dediğimiz şey kişiler hukukuyla alakalıdır. Hısımlık, kişiler hukuku bir kişinin yakınlarıyla olan ilişkisine ne denir derlerse hısımlık diyeceğiz. Hısımlık, yakınlarıyla olan ilişkisi. Bak aile hukukuyla ilgili değil. Kişiler hukukuyla ilgili bu. Buna ne diyoruz? Hısımlık diyormuşuz. İşte kan hısımlığı var doğumla gelen. Evlenmeyle meydana gelen kayın hısımlığı var. Evlat edinmeyle meydana gelen suni yapay hısımlık var gibi. Başka efendim kişiler, bir kişinin bir yerle olan ilişkisi dediğimiz yerleşim yeri. Yani ikametgah neymiş? Bir kişinin bir yerle olan ilgisine ne denir dersek yerleşim yeri. Bu da kişiler hukukunun konuları arasına girer arkadaşlar. Bir önce devam edeyim, anlatıma geçeceğim yazılara. Başka ne var? Aile. İçinde ne var? Anne, baba, çocuk ilişkileri. Anne ve babayla çocuk arasında hukuki bağlantı kurulması dediğimiz soy bağı. Bak tanımsal gelebilir bunlar. Anne babayla çocuk arasındaki hukuki bağlantıya ne denir? Nesep, soy bağı. Aile hukukunun konusu.
Başka nişanlanma, hepimiz biliyoruz. Evlenme, boşanma, velayet, vesayet. Anlatabildim mi? Bunlar da kişiler aile hukukunun, affedersiniz, nafaka, aile hukukunun konuları arasında yer alıyor. Şimdi velayet, vesayet demişken sınavda da geldiği için bir velayeti tanımlıyor. Şimdi velayet nedir? Velayet nedir? Velayet sadece anne babalara has bir durumdur. Anne babadan internet bağlantısı neyse. Anne babadan hiçbir zaman vasi olmaz. Neymiş velayet? Şudur. Anne ve babaları 18 yaşından küçük çocukları ile 18'den büyük olsa bile kısıtlanmış ergin çocukları üzerindeki onların mallarını yönetme, onları temsil etme yetkisi. Kanundan doğan bir yasal temsil yetkisidir arkadaşlar. O zaman siz kafayı kurcalamayın. Anne ve babanın çocukları üzerindeki yetkisi falan filan derse ne diyeceğiz? Velayet. Şimdi kafanız nerede karıştı? Ergin biri kısıtlandığında, değil mi? Sulh hukuk mahkemesi tarafından ona vasi atanmasına da vesayet diyoruz. Hani fiil ehliyet elinden alınıyor. Çeşitli sebeplerle kısıtlanıyor arkadaşlar bu kişi. Çeşitli sebeplerle fiil ehliyeti elinden alınıyor. Doğru mu? Ona bir vasi atanıyor. Buna da kısıtlanma diyordu. Hep ne dedik? Küçüğün velisi var, kısıtlının vasisi var. Ve kendisini borç altına sokan işlemleri bu küçükler ve kısıtlılar veli ve vasilerinin onayıyla yapabiliyorlar. Şimdi bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biz velayeti tanımlarken ne dedik? Anne ve babaların 18 yaşından küçük çocukları ile 18'den büyük olmakla beraber kısıtlanmış çocukları üzerindeki yetkisine velayet dedik. Burada kafanız karışmasın. Aslında bir kişi, 18'den büyük bir kişi kısıtlandığında sulh hukuk mahkemesi tarafından hemen vasi atanmaz aslında. Velayetin devamına karar verilir. Anne veya baba velayete devam edebilecek güçteyse. Ha, bu imkan yoksa vasi atanır. İşler iyice karışmadan ben son noktayı koyayım. Anne babayı görüyorsan ondan vasi olma. Sana şöyle sorarsa, ergin biri sulh hukuk mahkemesi tarafından kısıtlandı. Ona atanan kimdir? Vasi bitti. Buna ne denir? Vesayet bitti. Sulh hukuk vesayet makamı, asli hukuk mahkemesi denetim makamı vesaire. Bunları vesayet organlarını sayıyoruz. Vasi var, gene vesayet organı. Kayyım da var vesaire. Şimdi kayyım başka bir şey. O geçici bir iş için görevlendirilen kişi, kafaya takma. Şimdi söyleyeceğim, özel hukukta özete geçeceğim birazdan. Anladım. Az önce bir internet gitti gel. Merak etmeyin, rahat ol. Şimdi arkadaşlar, zaten kayıt altına alındığında da bir sıkıntı çıkmayacaktır. Döneceğim özete. Tekrar buralar biraz çetrefilli, hukuk biraz çetrefilli, hemen bitmiyor. Şimdi tekrar gelirsek, velayeti anladık. Anne babanın küçük veya ergin olup kısıtlanmış çocukları üzerindeki yetkisi. Vesayeti de anladık. Bunlar hangi hukuk dalıyla alakalı gene? Aile hukuku. Gelelim bir de miras hukukuna arkadaşlar. Miras hukukuna girdiğimizde şunu görüyoruz. Bir gerçek kişi, insan, sadece insanlar miras bırakır. Öldüğünde parayla ölçülebilir hak ve borçları kime nasıl geçecek? Yasal olarak bunu düzenleyen hukuk dalıdır. Öldüğü an bellidir bu kanunen. Ölene muris, miras kalan hak ve borçlar toplamına arkadaşlar tereke ve kendisine miras kalana da mirasçı diyoruz. İlk mirasçı, yasal mirasçı kimdir? Yani hocam bir kimsenin mal varlığı ilk önce kime kalır gibi bir soru sorulursa ilk yasal mirasçı kimlerdir diye sorarlar. Alt soy diyeceğiz. Bunu bugün açıklayacağız. Peki hiç alt soyu, eşi, işte efendim anne baba kimsesi yok, miras da bırakmamış, en son kime kalır? Son yasal mirasçı kimdir derse devlet diyeceğiz. Güzel. Peki bir de ne var? Eşya hukuku. Haklar kısmında eşya, aynı hak falan değineceğim ama nedir eşya? Budur. İşte telefon. İşte kalem. Maddi mal eşittir eşya. Elle tutup gözle görebildiğimiz
Eşyalı şey cisimlere eşya diyoruz. Eşya kavramı çok geniştir aslında medeni hukukta. İşte eşyalar üzerindeki bu maddi mallar üzerindeki sahip olduğumuz mutlak haklara, bu haklarda göreceğiz detaylarını, mutlak haklara, yani herkese ileri sürebildiğimiz haklara, eşya üzerinde ise sınav sorusu ne diyoruz? Ayni hak ve eşya hukuku da ayni hakkı inceler. Şimdi arkadaşlar seste görüntüde sorun yok zannedersem olunca direkt söylüyorsunuz. Gene bağlantı arada bir sıkıntı yaşıyoruz. Anlayabiliyorum. Şimdi özeti açıyorum. Açmadan önce onu ben biraz büyüteyim. Biraz beni bekliyorsunuz. Tamam. Hatta ne olacak ki? Şeyle de büyütürüz paylaşıp. Şimdi arkadaşlar bir şunun tümünü seçelim. Kaç yapalım bunu? Yeterince büyük mü acaba? Bir bakalım. Şöyle yaparsak çok. Ya böyle olsun canım. Ah, kocaman yaptım. Hadi bakalım. Şimdi stop share diyelim. Bir daha bir geçelim. Şimdi arkadaşlar bir paylaşım yapıyoruz. Ekrana dönüyoruz. Kontrolümüz de yapıyoruz. Evet. Heh. Onu bir de böyle kayıt altına alalım. Şu anda görüntü konusunda, ses konusunda sıkıntı yaşayan varsa söylemek için 10 saniyesi var. Bakıyorum chat kısmına. Var mı bir sıkıntı? Okey dendiğine göre dönüyorum. Şimdi hep beraber bir inceleyelim arkadaşlar. Tamam mıyız? Haydi bakalım oldu. Efendim gelelim. Neredeydik bakın? Bir aşağı inelim. Efendim medeni hukukun şöyle dalları. Kişiler, aile, bakın basit soracaklar. Ben çok şey anlatıyorum ki anlayın diye çok şey anlatıyorum. Basit soracaklar. Kişiler, aile, miras, eşya, dört etti. Borçlar hukuku da beşinci dalı sayılır demişim. Sanırım sıkıntımız yok. Geldik tek tek şimdi bak kişiler hukuku. Hak neler kişiler hukukuyla ilgili? Hak sahibi varlıklar olan kişiliğin başlangıcı. Bak böyle takip ediyoruz. Doğum, kişiliğin sona ermesi, ölüm vesaire. Kişiliğin korunması işte davalarla. Bir kişinin yakınlarıyla olan ilişkileri, hısımlık, biraz açacağız bugün. Ve bir yerle olan ilgileri, yerleşim yeri gibi konular kişiler hukukunun konusudur. Hısımlıkla ilgili en son bir hısımlığa döneceğim arkadaşlar. Bir kalem kağıt da kullanacağım artık elimizden geldiği kadar. Şey de aradım bulamadım yani çok hareket imkanımız yok bir tahta vesaire. Gerek yok zaten anlatacağız bunları. Aileye bir bakalım. Hısımlığa bir dönüş yapacağız. Velayet. Ne yazmışım bak sınav sorusu. Anne ve babaların çocuklarını temsil etme ve onların mallarını yönetme yetkisi. Sen burada kafanda şunu tutacaksın. Yani anne babanın 18 yaşından küçük çocuğu da dese, anlatabiliyor muyum? Kısıtlanmış ergin çocuğu da dese fark etmez. Anne babayı gördün mü? Yetki mi soruyor? Kesin velayet. Vesayet nedir? Tabii biraz büyütünce bu yazılar biraz formunu kaybetti. Efendim ergin bir kimsenin, 18 yaşını doldurmuş bir kimsenin sulh hukuk mahkemesi kararıyla hangi mahkeme demek ki kısıtlıyor? Sulh hukuk. Kısıtlanarak ona vasi denen koruyucu kimse atanmasına da vesayet diyoruz. Bu da aile hukukunun konusu. Dikkat ediyoruz. Kabaca. Soy bağı nedir? Nesep de denir. Aile hukukuyla ilgili bir başka konu. Çocuklar ile anne babaları arasında hukuki bağlantı kurulması. Basit gireyim gelmeyecek. Anne ile hemen kurulur. Çocuğu doğuran kadın anadır. Ana ile soy bağı direkt doğumla kurulur. Bir kadın bir çocuk doğurdu mu bu benim çocuğum değil diyemez. Babayla da evlilik içinde doğduysa koca otomatikman baba oluyor kuruluyor. Evlilik dışıysa tanıma, babalık davası gibi şeylerle soy bağı kuruluyor. Efendim nişanlanma, evlenme, nafaka, birazdan nafakaya değineceğim.
ve boşanma gibi konularda aile hukukunun konusu oluyor. Şimdi gene bir sorumuz var mı size, bir kontrol edelim. Sanırım yok. Olunca direkt yazın, ben okurum. Sesim çok bozuk geliyor. Allah Allah, yakından bağırdığım için olabilir. Biraz sesini bir kısayım. Arkadaşlar işte teknolojiyle imtihanımız. Yani bir yere kadar. Şu anda nasıl? Biraz bağırmayı kestim. Şu anda nasıl? Herhalde biraz daha bağırdığım için o frekansı bozuyor. Evet, dönelim gene arkadaşlar. Nafaka nedir? Bakın. Yardım edilmediği takdirde yoksul yakınlara yardım etme yükümüne nafaka diyoruz. Bizim aklımızda sınav bakımından sadece şu kalacak sevgili arkadaşlarım, şu kalacak. Yakınlara, yoksul yakınlara yardım etme yükümü. Bunu kesin nafakayı soruyor şıklarda varsa. Peki kim bu yakınlar? Nafaka türleri nedir? Biraz bilgi sahibi yapayım sizi. Bakın, yoksulluk nafakası dediğimiz şey, karşı taraf eğer yoksulluğa düşecekse ödenecek nafakadır. Bu genelde boşanmalarda karşımıza çıkar ama sadece öyle değildir. Lakin öyle değildir. Vardı ya, herkesin hayatına kimse karışamaz fenomeni. Şimdi diyoruz ki, yardım edilmediği takdirde yoksul duruma düşecek olan alt soy, birazdan öğreneceğiz çocuk, torun vesaire, üst soy, anne baba dede ve refa içindeyseniz eğer kardeşe yardım etme yükümlülüğüdür aslında. Nafaka yükümlülüğü çerçevesinde alt soy, üst soy ve kardeş üçgenini görüyoruz. Tabii ki ayrılan eşler de birbirine nafaka öderler. Nafaka gündeme gelir o davada. Demek ki nafaka yükümlüleri alt soy, üst soy ve kardeştir. Ve dava açıldığında mahkeme nafakaya hükmederse çatır çatır çocuk babasına, anasına, ana baba çocuğa, vefa içindeyse kardeş kardeşe nafaka öder, ödeyebilir hakimin takdirindedir. Aynı boşanmalarda olduğu gibi nafaka böyle bir şey. Ve kafayı da ne olur çok kurcalama. Ona buna yardım etme yükümü, böyle bir şey görüyorsan nafakayı soruyor sana. Ha, türleri merak edenler için biraz daha detaya gireyim, hafif detaya gireyim. İşte yoksulluk nafakası dediğimiz, bildiğimiz nafaka var, karşı taraf yoksul duruma düşecekse. Dava sırası, dava bitene kadar tedbir amaçlı, hani bir taraf mağdur olmasın diye verilen nafakaya tedbir nafakası denir. Boşanma davalarında özellikle çocuklar için verilen nafakaya da iştirak nafakası denir arkadaşlar. Geldik miras hukukuna. Ne bileceğiz? Sadece bu kadar şey. Miras paylaşımını değil. Yani gelmeyecek o. Bir gerçek kişinin, terekesinin, belki tanımsal gelir, miras kalan hak ve borçlara, borçta kalabiliyor, tereke deniyor sevgili arkadaşlar. Kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalı. Ya bütün Türkiye yapar bunu. Miras bırakana muris denir. Bir kimsenin ilk yasal mirasçısı kim derse, kan ısımlarından alt soyu, birazdan biraz anlayacağız. Son yasal mirasçı ise devlettir dedikten sonra, 10 dakikamız kalmış. Bu ısımlık şeması bir sonraki şeye kalacak. Eşya hukukuna, hayda nereye gittik ya? Dur, çözeceğim. Stop share yapalım mı? Şimdi seste vesaire bir problem yok. Bir daha bir share screen. Tamam. Şimdi eşyaya ne demiştik borçlara geçmeden önce? Orada borçlarda seri hareket edeceğiz çünkü. Sahibine maddi mal denilen eşya üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen aynı hakları konu alan hukuk dalı. Yani eşya üzerindeki hakları konu alıyor diye kafamızda şimdilik bu şekilde tutabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi yeniden bir bana odaklanalım. Bir sorumuz varsa bir yazalım. Var mı bir sıkıntımız, bir hısımlıkla ilgili bir konuşup döneceğiz arkadaşlar. Hocam şuraya kadar şu kısmı anlamadım. Neticede bu bir ders. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sıkıntı var. Sesimi biraz alçalttım. Sanırım o frekans bozukluğu biraz gitmiştir. 10 dakikada var. Yani şemasal olarak geçmeden önce, bir ara vermeden önce 10 dakika, hısımlıktan bahsedeyim. Şimdi, arkadaşlar hısımlık şu.
bir kimsenin ne dedi kısımlık? Yakınlarıyla olan bağlantısıdır. Nasıl doğar ısımlık? Üç şekilde. Eğer doğumla meydana gelen kan ısımlığından bahsediyorsak, bu nasıl olur? Hani anneniz, babanız, çocuklarınız, amcanız, halanız, deyzeniz, yalanız, halagil, neyse. Onlarla olan ısımlık işte, kan ısımlığı doğumla meydana geliyor, sen seçemiyorsun. Buna kan ısımları diyoruz. Şemasını çizeceğiz. Ne var başka? Kayın ısımlığı var, sıhri kayın. Evlilikle meydana gelen ısımlık. Hatta evlilik sona erse bile devam ediyor, baki kalıyor. Buna da kayın ısımlığı diyoruz sevgili arkadaşlar. Ha, pek miras kalır kayın ısmına gibi falan filan değil. Hani kayınvalide, kayınço buradan biraz aklınıza gelsin. Evlilik sözleşmesi bir hukuki işlemle meydana geliyorsa kayın ısımlığı diyoruz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, bir de mahkeme kararıyla meydana gelen, belli koşullar, şartlar gerçekleştirildiğinde evlat edinmeyle meydana gelen ısımlık vardır. Sadece evlat edinen ve evlatlık, yani evlat edinilen arasında bir ısımlık bağ kurulur. Diğer akrabaları içine almayan bir ısımlıktır. Sadece evlat edinen ve evlatlık arasında bu ısımlık kurulur ki bunun adı da ilginçtir. Suni yapay ısımlık deniyor buna da. Bu arada evlat edinme derken bir hayat bilgisi. Bir kimse evli ise ancak eşin rızasıyla evlat edinebilir. Ve şöyle söyleyeyim, en az 5 yıldır evli olmalılar bunu yapabilmeleri için. Veya eşler en az 30 yaşını doldurmuş olmalıdır. Bunlar ekstrem bilgiler. Tek başınıza da evlat edinebilirsiniz, korkmayın. Evlenmek istemeyen ama bir çocuk büyütmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bu durumda da 30 yaşını doldurmanız yeterlidir. Bir ikinci ana şart da şudur. Evlat edinenle evlat edinilen evlatlık arasında en az 18 yaş fark olmalıdır diyeyim. Şimdi hısımlık böyle. Peki biraz da şuna değinelim. Şimdi birazdan hısımlık bir ara bir örneksel soru geldi. Mesela kardeşinizi ele alalım varsa. Yoksa da kardeşin olduğunu hayal et. Abin, kız kardeşin, erkek kardeşin, ablan falan. Şimdi anne ve babalarınız birse, yani ikiniz de aynı anne babadan meydana geldiyseniz tam hısımlıktan bahsederiz örneğin kanda. Yani ortak köklerden, her ikisi de ortaksa biz buna tam hısımlık diyoruz. Ama soru da şöyle bir şey derse, anne bir kardeş. Bu ne demek? Annelerimiz aynı, efendim babalarımız farklı. Veya baba bir kardeş örneğin. O zaman babalar aynı, anneler başka. Cinsiyet ayrımı yok. Biri ortak değilse, ikisinden de biri ortak değilse bu sefer karşımıza yarım hısımlık ifadesi gelir. Yarım. Bir de dereceler vardır. Bunlara da değineceğiz. Bak bunları iyi anlayalım. Şimdi aradan sonraki derste işimize yarayacak. Neymiş? Kanlamaya, doğumla meydana gelen kan ısımlığı, evlenmeyle, evlilik sözleşmesiyle, hukuki işlemle meydana gelen kayın ısımlığı, evlat edinmeyle, mahkeme kararıyla meydana gelene de suni yapay ısımlık diyormuşuz. Efendim bunun dışında ne diyeceğiz hocam? Şunları diyeceğiz. Eğer ortak köklerden her ikisi de ortak değilse, mesela anne bir kardeş diyorsa babalar ayrı, baba bir kardeş diyorsa ne yapayım kardeş? Baba bir kardeş diyorsa o zaman da ne diyeceğiz? Yarım ısımlık. İkisi de ortak değil çünkü. Üvey değil. Üvey hiç kan bağı olmayan kardeşimizdir. O zaman yarım kelimesi gelecektir. Üstünüzdekilere üst soy deniyor. Anne, baba, büyük anne, büyük baba yaşayana kadar. Altınızdakilere nedir onlar? Çocuk, torun, evlatlık falan alt soy deniyor. Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Yan soy kim hocam dersen, bir de tarafları da anlatayım. Amcan, halan, dayın, bak epeydir seni arıyorlar, ulaşamıyorlar. Bir ara hayırsız gibi. Amcan, halan, dayın, teyzen, kardeşin, yeğenin, kuzenlerinde
yan soyun oluyor. Bunların da alt soyu. Onlarla olayın ne? Onlarla kökün ortak. Peki anne, baba veya çocukla olayın ne? Birbirinizden gelme durumu var. Bak, dedeler, ninelerden anne babalar, anne babalardan sen, senden çocuk, çocuktan torun falan. Anlatabildim mi? Burada birbirinden gelenlerin dikey at ısımlığına ne diyorduk? Alt soy, üst soy ısımlığı sorarlarsa. He, ama bir amca, hala, dayı, teyze, kardeş birbirimizden olmadık ki biz. Kökümüz ortak. Kardeş de ortak kökümüz, anne baba, anne veya baba. Amca, hala, dayı, teyze ile ortak kökümüz, dedeler, nineler. He, ortak kökten gelenlerin ısımlığı derse, senle amcan, kuzenin, kardeşin, yeğenin, o zaman ne diyeceğiz? Yan soy, yani civar ısımlığı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman da civar ısımlığı diyoruz. Önce tanımsal olanları bir iki dakikada paylaşalım. Bir çizim yapacağım ikinci bölümümüzde. Açalım. Bak ne yazmışım. Geri döndük önce. Hop. Hop. Bak. Alt soy, üst soy ısımlığı. Biri birinden gelenlerin dikey hat ısımlığı. Yan soy, civar ısımlığı. İşte amcalar, halalar, kuzenler falan. O ortak kökten gelenlerin ısımlığı. Kayın, sıhri ısımlık. Evlilik sözleşmesiyle meydana gelen ısımlık. Suni, yapay ısımlık. Evlat edinme ilişkisi kuran mahkeme kararıyla gelen ısımlık dedik. Şimdi arkadaşlar, anne veya babadan ayrım yok. Hani baba birse tamız, anne, öyle bir olay yok. Babalar aynı, anneler farklı olsa bile. Anneler aynı, babalar farklı olsa bile yine de yarım kan hısımlığınız var demektir. Tam bu noktada yaklaşık bir dakika kaldı. Arkadaşlar, bir şema kısmına geçmeden sonra da borçlar hukukun bölümünde devam edeceğiz. Şey yapalım. Söyleyin şunu, bir ara verelim. Gene 10 dakika, 3 dakikada benden olsun. Ne olacak yani, bir 12.37.40 gibi. Anlatabildim mi? Yani bu ne demektir? 1-10 kala gibi burada olalım sevgili arkadaşlar. Daha tabii tam zamanda bu sefer atacağım size şeyleri. Evet, var mı bir sıkıntımız, sorumuz, yoksa bir rekordu durduralım.